Kemal dayım çıkmadı mı daha? Çıkmadı daha, çıkmadı. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun olsun damat bey. Kerepeye bak ya, maşallah. Kemal dayı. Kemal dayı. Hadi be dayı, geciktik geldim, ya. Geldim, geldim oğlum. Hadi, hadi. Of. Gidelim. Saat kaç oldu ya? Başka bir memleketten kız almak ne kadar zor şeymiş bacım. Haklısın. Anne hadi geç kalıyoruz. Tamam oğlum, geldim. Bu da iki ayağımı bir pabuca soktu. Etrafı da toparlayamadım. Siz merak etmeyin, ben hallederim. Çok teşekkür ederim. Hadi hakkını helal edin. İyi, hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hı-hı. Hayırlı yolculuklar. Hakkınızı helal et. Nerede kaldın Kemal dayı? Gideceğiz ya. Tamam oğlum, geldik işte. Geç kaldın ama. Ya çıkarsana şu kravatı falan. Kaç saat yol gideceğiz. Sıkılırsın hadi. Herkes hazır mı? Hadi, hadi o hakkınızı zaman. Hakkınızı helal et. Selam olsun. Hadi ya. Yolun açık olsun. Uğurlar olsun. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa telefon açarsınız. Hadi hadi. Takip edin. Hoşça kalın. Hadi hadi. Ya Allah'ım. Kızım, nedir haberler? Geliyorlar mı? Hı hı, yola çıkmışlar. Bu karda kışta. Dünden beri televizyonlar kaç yerde yolların kardan kapalı olduğunu söylüyor. Allah vere de bir yerde mahsur. Yapma anne. Kızım benim demem. Kazasız belasız gelirler inşallah. İnşallah. Sen de işini gücünü bıraktın, bizimle beraber yollara düştün. Lafı mı olur bacım? Dayısıyız herhalde. Gelmezse kayıp olur. Babası rahmetli. Göremedi bugünleri. Öğretmen miydi bu kız? Hı hı, evet. Aslanım benim. Ben yoruldum. Bir yerde durup bir çay içelim mi? Tamam bacım. İleride bir yer biliyorum. Orada duralım. Tamam. Tamam dayı. Buyurun. Bacım, gel hele biraz. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. 5 çay bir su lütfen. Şey Salih amca, müsaade edersen ben bir gidip geleceğim, tamam? Ne yapacağımızı söyle şimdi bakalım. Erdal'la kız her şeyi ayarlamış. Her şey tamam dayı. Usulen isteyeceğiz.
tatlı yenecek. Ertesi gün kızın kınası yakılacak. Ondan sonraki günde gelinimizi alıp döneceğiz. Güzel. Niye telaşlanıyoruz peki bu kadar? Anca dayı. Oğlum, orada iki günlük işimiz varmış. Düğün haftaya değil mi? Nikah haftaya. Düğünü öne alabiliriz. Ulan bir an evvel gerdeğe girmek için iki ayağımızı bir pabuca soktum. Ne gereği vardı şimdi bu kadar acelenin? Gecikiyoruz. Biraz acele edelim. Tamam. Çayımızı içip kalkarız. Tamam. Allah veri de yol rahat ola. Rahattır. Sanmam. Meteoroloji sakat bir durum yok dedi. Aynen öyle mi dedi? Ya benimkisi lafın gelişi. Yol kapanacak sanki. Aman dayı, ağzını ayrı aç. Bunun hayrı mı var oğlum? Kapanırsa kapanır. Açılınca devam ederiz biz de. Gecikiriz o zaman. Aman temiz olsun da varsın geç olsun. Ya niye geç olsun? Allah Allah. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırdır? İleride yolun durumu iyi değil. Ekibimiz çalışıyor, yola devam edemezsiniz. Yapma ya. Tümden mi kapalı? Kapanmak üzere. Ne kadar bekleriz peki? Bilemem. Gideriz. Hayır ya. Devam et, devam et. Ne yapıyorsun sen oğlum? Geçeriz dayı. Hiç merak etme. Ya Erdal, Erdal. Ne yapıyorsun Erdal? Erdal. Geçeriz dayı, geçeriz. Erdal. Geçeriz dayıcığım. Tümden kapalı değilmiş yollar. Dayını dinlesene oğlum. Yahu geçeriz. Ne yapıyorsun sen? Sen onun sabırsızlığını cahiline ver abi. İyi de bacım. Milletin canını tehlikeye atamayız. Hem iki saat geç varsak ne olur? İki saat erken varsak ne? Dayın haklı oğlum. Azıcık geciksek ne olur? Yahu niye geç gidelim? Alo. Alo. Alo Erdal. Yolda mahsur kaldık. Esasında kalmadık ama yanımda dayım var, aile büyüğü. Dinlemesen olmaz şimdi. O dedi duralım diye. Dayını dinlemekle doğrusunu yapmışsınız Erdal. Biraz gecikseniz ne çıkar? Hı-hı. Şu sabırlı olmayı öğrenemedin ya bir türlü. Ne diyeyim ben sana? Hı-hı. Tamam tamam boş ver sen onu bunu. Durduğunuz yer rahat mı sen onu söyle. Anladım. Tamam. Haber verirsin. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Tamam. Yol kapanmış. Vaziyetleri iyiymiş değil mi? İyiymiş, iyiymiş. Sağ salim gelsinler de varsın geç olsun. Burası neresi biliyor musun? Kervan Kıran. Öyle mi? Bu bilmez değil mi Kervan Kıran hikayesini? Bilmez herhalde. O halde iyi. Hı-hı. Çok eski bir hadiseden dolayı bu adı vermişler buraya. Veysel adında bir genç yaşarmış vakti zamanında. Yakışıklı, yağız bir kervancıymış bu Veysel. Senin gibi de ata, gücü kuvveti yerinde bir delikanlıymış. Hani taşı sıksa suyunu çıkarır cinsinden. Gözü gönlü tok, mert, cesur. Öyle ki hiç tereddüt etmeden kendini ateşe bile atarmış sevdiği bir gece. Bir gün bulunduğu kervan yurduna dönerken yolları eşkıya tarafından kesilmiş. Thank you.
en gerideymiş Veysel. Etrafına bakına bakına yürürken parlayan bir şey çekmiş dikkatimi. Etraftakileri görünce hemen seslenmiş Kervan'a. Durun! Pusu atmışlar! Dönün geri! Ne? Davranın silahlara! Ne olmuş? Çabuk! Ne olacağız şimdi? Çabuk, dur, çabuk, çabuk! Evet. Davranın! Herkes olduğu yerde kalsın! Geç şöyle! Boşaltın ceplerinizi! Boşalt dedim, hadi! Yapmayın ağalar! Biz çoluğumuzun çocuğumuzuz! Konuşma lan! Size ne diyorsak onu yapın. Hadi acele edin hadi. Kervanın başı sen misin? Evet benim. Yaklaş. Develer nerede? Deve yok bizde. Biz küçük kervancılarız. Bizler kendi yağımızla. Süleyman mı? Süleyman abi. Develer nerede dedim sana. Deve yok bizde. Kurala elma sarım ki yok. Soyun hepsini. Hayvanları ardı ardına ekleyip yukarı getirin. Karşı koyanı gebertin. Tamam ağam. Allah'ın adını andım. İnan bana. Bizdeki tüm mal bu kadar işte. Yürü lan. Hadi yürü. Öyle bir zaman misafirimiz ol da bir bakalım. Mal var mı yok mu? Kalk ayağa. Kalk. İnsafın yok mu senin? Bacağım kanıyor. Yürüyemiyorum. Kalk lan. Geç içeri. Geç. Git bak şunlara, nerede kaldılar? Peki o. Malları da mağaranın önüne yığın. Tamam o. Yürü hadi. Yürü. Konuşana kadar ne su var sana ne de ekmek. Açlıktan ölmesen bile bu yara öldürür seni. Hiç bekleme. Şimdi öldür beni. Ama bil ki doğruyu söylüyorum. Biz 3-5 parça mal için... Sus! Ben sordum da konuşacaksın. Allah cezanızı versin. Sus! Yeter! Ne diyor bu adam sana? 3-5 parça mal için kervancılık ederiz. Sen ne yapıyorsun? Onu dinlemiyorsun. Geberteyim mi ulan seni şimdi? Yapma. Dur. Geri al. Her şeyinizi geri al. Yeter ki öldürme beni. Adamlarına söyle bunu. Tamam. Tamam, tamam. Çay getirdim size. Çok sağ olun. Hadi afiyet olsun. Nerede kalmıştık? Köylerine varmışlar sonra. İşte o Veysel. Sultan adında ay parçası gibi güzel bir kıza aşıkmış. Sultan. Sultanım. Geciktiğim için kusura bakma. Anca toparladım hayvanları. Annemiz onu atlattırmaya sen. Biraz daha gecikseydin gidecektim valla. Seni göremeyecek miydim yani bugün? Bu böyle olmayacak Sultan. Yarın akşam seni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle babandan istemeye geleceğim. Sahi mi Veysel? Sahi tabii. Hasretine dayanamaz oldum gayri Sultan. Hep yanımda kalmanı istiyorum Sultanım. Gecem gündüzüm seninle geçsin istiyorum. Ya kervancılık? Bırakacağım.
Ekmek müsaf çarpsın bırakacağım. Mesel. Sağ olun. Demek kızımla evlenmek istersin Veysel. He Ömer emmi. Rızan olursa. Seni evladım gibi severim Veysel. Dürüstsün, namuslusun. Ekmeğin helaldir. Lakin kervancıya verilecek kızım yok benim Veysel oğlum. Kusura kalma. Ama Ömer emmi. Kızımın bu genç yaşta dul kalma ihtimalini hesap ederim Veysel oğlum. Kusuruma bakma. Sana kızımı veremem. Haklısın da Ömer emmi. Kervancılığı bırakıyorum ben. Son bir sefer var önümüzde. Allah izin verirse döner dönmez bir tarla alayım diyorum. Hangi parayla? Bulurum. Allah büyüktür. Tarlanı aldığında konuşuruz Veysel evladım. Tabii o zamana kadar başka bir kısmeti çıkmazsa. Ama Ömer emmi, ben senin sözüne istinaden... Ben söyleyeceğimi söyledim evladım. Bakalım budandıktan sonra ne olacak? Kolay gelsin. Ne yaparız? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ömer emmi. Ne olmuş Ömer emmi? Kervancı olduğum için bana kızını vermek istemiyor. Bak hele. Kendisinin de kervancılık yaptığını ne çabuk unutmuş lan. İnsanoğlu böyledir işte. Çıktı yumurtaya, küfür etmeyin marifet belli. Kızı Sultan'ı çok seviyorum ben kardeş. Onsuz bir dünyada yaşamak bana haramdır. Gerçi biraz hakkı var be Veysel. Bak aylar sonra bebeğimi kucağıma aldım. Yanlış anlama ama... Geri de ocağı bırakmak kolay değil Veysel. Allah'a büyük konuşmayayım ama... Bu gidişim son olacak Ali. İnşallah son olur Veysel, inşallah. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Ömer. Eyvallah. Aleyküm selam. İşini bırak da biraz konuşalım seninle. Buyur. Sultan kızım, ayran getir bize. Yeni yapmıştım, hemen getireyim. Veysel için geldim sana. Veysel? Kızını istemiş oğlan. Vermemişsin. Buyur Süleyman emmi. Eyvallah kızım. Afiyet olsun. Buyur baba. Afiyet olsun. Veysel'i oğlum gibi severim. Köyde onu sevmeyen yoktur zaten. Namuslu, şerefli, iyi bir çocuktur. Kimsenin malında mülkünde gözü yoktur. Anasını babasını yitirdikten sonra kimseciklere muhtaç olmamak için gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Bu yaşına kadar boğazından tek haram lokma geçmedi. Bilmez miyim? Allah var. Pırlanta gibi çocuk. Lakin tek kusuru kervancı olması. Bırakacağım diyor oğlan. Dediğini yapar o. Öyle diyor ama... Aması maması yok Ömer. Kızını Veysel'e vereceksin. Son sefer. Gidip gelecek, tamam. Hoş söylüyorsun da... Geçen de başınıza gelenleri unutmuşa benziyorsun. Yakaladığınız eşkıya kaçmış derler. Veysel'i öldürmek için yemin etmiş derler. Hiçbir şey olmaz. Sen o konuda müsterih ol.
Veysel akıllı bir oğlan. Eşkıya karşı da önlemini alır ebelallah. Bak Süleyman. Esas sen bana bak Ömer. Kızınla Veysel birbirlerini seviyor. Sevenlerin arasına girme. Bu iki genci evlendirip sevap kazanalım. Aksi halde ikisinin vebali de boynunda olur. Bunu bilesin. Tamam mı? Ama nasıl oldu bu? Az evvel Süleyman Emri bizdeydi. Babamla konuştu. Allah'ıma şükürler olsun. Dur yapma, görecekler şimdi. Görsünler. Artık helalim sayılırsın. Dur. Seni seviyorum Sultan. Sultanı seviyorum. Herkes duysun. Sultanı seviyorum. Sus Veysel, duyacaklar şimdi. Duysunlar diye bağırıyorum zaten. Sultanı seviyorum. Allah senden razı olsun Süleyman emmi. Allah ömrünü uzatsın. Sultan, sultanım. Hayırdır Süleyman abi? Ne düşünürsün? Kısmetse yola çıkarsınız. Beni düşündüren eşkıyadır. Kervancı yola çıkmadan eşkıyayı düşünürse o iş olmaz. Başımıza gelenleri unutma. Eşkıya pusu kurmuştur. Zamanını bekler. Diyeceğim o ki soğuk su geçidinde karşılaşmıştık. Hiç yolunu değiştirme. Aynı geçitten geçin. Zannımca sizi aşağı pınarda bekler. Doğru dersin Süleyman abi. Sen ne insansın Süleyman emmi. Allah bin kere razı olsun senden. Dur oğlum dur. Tükreğe boğdun elimi. Babası sultanı bana vermiş. Süleyman emmi halletmiş. Allah utandırmasın kardeş. Allah ömrüne ömür kata. Allah ne muradın varsa vere. Benim muradım mı kalmış artık oğlum? Sağ olasın Süleyman emmi. E böylece duracak mısın karşımızda şimdi? Ha? Hadi git düğün hazırlıklarına başla. Başım üstüne. Hadi. Allah utandırmasın. Sağ ol. Şu Süleyman emmi tedbirli adam mesela. Salih abiye tatsız bir vukuatla karşılaşmayalım diye dönüş yolunu değiştir demiş. Ya bak sen. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Allah tamamına erdirsin. Allah mesul etsin inşallah. Nasıl bizim çocuklar? İnşallah. Veysel kardeşimiz güneyden döner dönmez düğünü yaparız inşallah. Evet, nişan şerbeti nerede? Hemen getiriyorum. Sağ ya. Öpeyim Ömer emmi. El öpenlerin çok olsun. Verdiğin sözü unutma bak. Kervancılığı bırakıp tarla alacaksın. Sözüm sözdür Ömer emmi. Ömer emmi değil baba. Tamam. Nişan hediyesi nerede? Allah mutlu etsin. Güzel. Demek öyle.
Aferin sana. Mükafat hak ettin. Döndüğünüzde tarlanın parasını cebinde bil. Korkma, bu aramızda. Hadi şimdi yok ol. Sağ olasın abi. Sizden ayrı kalmak öyle zor ki. Yüreğimi aklımı burada bırakıp gidiyorum her seferinde. Bir de beni düşün Halim. Garibim 7 aylık oldu. Ama ilk defa yanındadır babası. Şimdi geride bıraktığım bir de yavrum var. Gitmezsen. Azla yetinmeyen çoğu bulamaz derdi babam. Tarlada ırgatlık yaparsın. Yine geçiniriz. Nedenle iyi niyetli olduğunu bilmez miyim? Bu seferki girişimde hiçbir şey getiremedim. Hı. Ama hiç ses etmedim. Şimdi daha çok çalışmalıyım. Bebeğimiz için. Sen üzme canını. Hı-hı. Birkaç sene daha sıkıntı çekeriz çok çok. Gerisi kolay Gülsüm'üm. Bunlar hoş şeyler değil, tamam. Ama inan bir dahaki seferde çok daha güzel hadi şeyler... Hadi oradan be sen de. Millet karılarına neler neler getiriyor. Bilezikler, altın kolyeler, türlü türlü basmalar, yazmalar. Ya sen? Varsa yoksa şu çaputlar. Veysel Çulsuz'u bile niyetlenmiş de... Nişanlısına tarla alacağım diye söz vermiş. Şu hasetlikten ne zaman vazgeçeceksin? Sana ne el alemden? Akıllanırsın diye konuşuyorum ama boş. Sen bana yardım et Allah'ım. Bu köyde herkesin dileği ekili bir tarla. Bana da nasip edersin inşallah. Şimdi. Vallahi ben de inanamıyorum. O kadar mutluyum. Şu terli turna gibi kanat çırpıp uçuyorum sanki neyse. Kervandan döner dönmez düğün yapacağım. Ne oldu sultanım? Neden mahzunlaştın böyle? Gitmesen olmaz mı? Olmaz sultanım. Gitmem lazım. Düğünü yapacağım. Tarla alacağım. Bunların hepsi para. Bu son zaten. Sana neler neler getireceğim. Allı yeşilli ipekli kumaşlar, eşarplar, takılar. Ben seni isterim. Başka bir şey istemem. Sağ salim dön yeter. Yeter sonra tastın ama. Gül bakayım. Ha şöyle. Öpeyim Süleyman emmi. Sağ ol. Hadi çok yaşa oğlum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'a ısmarladık. Yol için. Sağ ol. Uğurlar olsun. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak, oldu mu? Uğurlar olsun. Oğlum Veysel, benim emanetleri unutmazsın inşallah. Hiç unutur muyum Süleyman emmi? Sağ ol. Hadi bakalım. Hazırsanız yola koyulalım. Malum yolumuz uzun. Veysel, vedalaş artık. Hadi gidiyoruz. Allah'a emanet ol sultanım. Aklım hep sende olacak bilirsin. Aylarca sürecek bu yolculuk. Bekle beni.
Bunu senin için oynadım. Gidiyoruz Veysel. Bu gece devam etseydik, ilk gece ne de olsa. Daha yolun başındayız. Neyse, yandaki kasabaya gitmiyoruz. Daha uzağa gidiyoruz, güneye iniyoruz. Ha biraz erken, ha biraz geç. Ne fark eder? Yanlış anladın Salih abi. Ben şey için... Seni anlıyorum Neyse. Nişanlına kavuşmak için can atarsın. Lakin sabretmesini bil. Biraz hasret çekeceksin artık. Sayılı gün tez geçer derler. Ama vuslat için biraz sabırlı olmak gerek. Dirençli olmak gerek. Sonra? Dinle yeğenim. Hikayenin devamını dinle. Dinliyorum dayı. Geceyi orada geçirmek için mola veren kervana seslenmiş Salih. Herkes yemeğini yer yemez yatıp uyusun. Han yıldızıyla beraber yola koyulacağız. Oh be, dünya varmış.
Kim ne derse desin, Veysel'in aklından bir an olsun çıkmazmış Sultan Kız. Ben de karımdan ilk ayrıldığımda aynen böyleydim işte. Nasıldın? Nereye baktığımı bilmiyordum. Veysel'in öyle bir hali mi var yani? Yok da hani. Bırak şimdi Veysel'i falan. Geç şuraya bakayım. İkişer saat arayla nöbet tutulacak. İlk kim tutmak ister? Ben tutarım. İki saat sonra nöbeti Ali'ye devredersin. Tamam. Hadi Allah rahatlık Allah versin. Rahatlık Allah versin. Rahatlık Sen, sabah şeriflerin hayırlı olsun. Sağ ol. Sözde nöbete kaldıracaktın beni. Uykum gelmeyince seni rahatsız etmeyeyim dedim. Bütün gün yol tepeceksin. Böyle uykusuz nasıl dayanırsın? Boş ver, dayanırım. Neyse, ben şunları bir uyandırayım. Gün doğdu, uyanın gayrı. Kalkın çocuklar. Kalkın lan. Lan sabah oldu, kalkın. Kalk lan. Salih abi uyan sen de. Tamam. Hadi kalkın oyalanmayalım. Elimizi yüzümüzü yıkayıp bir şeyler yiyelim. Yola aç çıkmayalım. Ölmüşlerin canına değsin. Afiyet olsun. Mola verelim mi? Vermeyelim. Soluklanalım azıcık. Yorulduk Salih ağam. Canımız çıktı valla. Azıcık dinleneceğiz burada. İyi oldu, zaten çok yorulmuştum. Sayılı gün tez geçer Veysel kardeş. Geçer ama neler de geçer.
Amma da yağıyor mübarek. O kadar olmuş mu Veysel gidelim? Oldu ya. Desene, dönüş yoluna düşmüşlerdir şimdi. Hayırlısıyla gelse de şu düğünü bir yapsak. Kazasız belasız dönerler inşallah. Veysel'in olduğu yere de yağmur yağıyor mudur acaba? Nereden bileyim kızım? Hava kararmak üzere. Burada mola veriyoruz. Az kaldı. Sağ salim dönecekler inşallah. Şu eşkıya uykumu kaçırır geceleri. Ya bizim oğlanın başına bir şey gelir de sultan kızım ortada kalırsa diye düşünür dururum. Sen benim de kervancılık tecrübemi göz ardı etme sakın. Dönüş yolunu tutacaktır Doğanlı adamları. İki geçit var pusu atmaya elverişli. Bizim seferimizde soğuk su geçidini tutmuşlardı. Ama bu kez aşağı pınarı tutacaklar. İyisi Salih'le konuştum. Yine soğuk sudan geçecekler. Geçen de jandarmaya vardım. İyi bir hesap kitap yaptık komutanla birlikte. Her ihtimale karşı jandarma da orada olacak. Hadi olur inşallah. İnşallah yanılmayız Ömer. Eşkıyalar! Eşkıyalar! Davranın! Kıpırdamayın! Kıpırdayanı yakarım! Tamam. Tüfeğine davrananı yakarım! Sakın ha! Sakın diyeyim alma onu eline! Siz de yatın! Gel bakalım sen böyle. Kımıldayanı muhlayın. Bizi öldürürler mi? Bunlar eşkıya. Ne yapacakları belli olmaz. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Yak! Beni tanıdın mı? Aha. Güzel. Ben intikam alacağım dedim miydi? Alırım. Hatırı sayılır bir yükünüz var gördüğüm. Onların hepsinin sahibi var. Yok ya. Benden korkmuyor musun? Ben sadece Allah'tan korkarım. Demek öyle. Sen öte dünyaya, mallar bana. Allah'ım sen bize yardım et. At o tüfeği elinden. Geçti balon. Jandarma. Silahlarınızı bırakın. Yere atın. Hepiniz tüfeğinizi atıp yere atın. Eşkıyalığın buraya kadarmış. Kimsenin malına canına göz dikemeyeceksin artık. Yat. Çapulcuma. Ne oldu? Uyusun hele. Yanlış yapmışsın Osman kardeş. Satmışsın bizi eşkıyayı. Korkma.
Jandarmaya verecek değilim seni. Çoluğun çocuğun var ne de olsa senin. Sonra görürüz bunun hesabını. Toplayın şunların silahlarını. Aylardır peşindeydim bunu. Geçmiş olsun delikanlı. Jandarmayı Süleyman emmi haber etmiş demek. Helal olsun, iyi akıl etmiş. Büyük adam şu Süleyman emmi. Hayatımızı kurtardı. Şu malları kurtarmış olmamız daha mühim. Deli misin, divane misin Veysel kardeş? Bunları kaptırsaydık yanmıştık Ali, anlasana, düğün yapacağım. Tarla için para. Bu sevda aklını başından almış senin. Malın ne önemi var canımızın yanında? Hava bozacak. Sığınacak bir yer bulmamız lazım. Belli ki yağarsa fena yağacak. Yola devam etmekte yarar var. Ne kadar durursak köye o kadar geç varırız. Nişanlına kavuşacaksın diye bizi bu yollarda perişan etmeye hakkın yok Veysel. Sen de bir an önce ailene kavuşmak istemiyor musun? İstiyorum elbet. Hem biliriz ki onlar da şimdi yolumuzu gözlüyorlardır. Ama sağ varmak için de acele etmeden ağır ağır gitmek gerek. Doğru, geç olsun ama temiz olsun. Şu tepeye doğru yol alacağız. Sığınacak bir yer buluruz. Hadi be kızım, hadi, ha gayret. Hadi. Sen azıcık. Ben? Niye? Bak Veysel kardeş, Ali. Herkesin içinde olmasını isteriz. Yürü. Ulan hiç. Yediğin ekmeğe mi tükürürsün? Vallahi kötü bir şey olsun istemedim ben Veysel kardeş. Canımızı veriyorduk senin yüzünden. Hiç mi insafın yok lan senin? Ha? O kadar can var bu kervanda. Onları bekleyen onca çocuk var. Kadın var. Gel buraya. Canını affettik ama arkadaşlığımız bitmiştir artık. Bundan sonra yanımızda yamacımızda gezme. Sana böyle Osman. Yok, yok bir şey. Düştüm de ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kalk ayağa, kalk. Duran! Kalk be. Kalk yavrum be. Ne oldu? Geride kalmamak için şu kayayı atlayayım dedim. Ayağı kaydı, yıkılıverdi yere. Kaldıralım şunu arkadaşa. Ayağı kırılmış bunun. Kırılmış mı? Hı-hı. Ne yaparım ben şimdi? Yapılacak tek şey var. Bu yük ne olacak? Ben bunları nasıl taşırım? Yükünü paylaşırız. Sen onu dert etme. Al şunu. Ben bunu yapamam.
Ben hallederim öyle. Çekil. Kötüye gidiyor. Daha fazla gitmeyelim. Yağmur bastıracak. Dağların yukarıları kötüdür şimdi. Buraya yakın konaklama yeri bulmak şart. Şurada bir mağara var. Geceyi orada geçirebiliriz. Hızlanın. Oraya gidiyoruz. Ama soğuk ya. Kışın ortası. Yola devam etseydik perişan olurduk vallahi. Burada boşu boşuna zaman harcıyoruz esasında. Devam etseydik 2 günde varırdık köye. Sen de aklını köyle bozmuşsun Veysel. Bir gün geç varsak ne çıkar? Sen hasret ateşi nedir bilmezsin. Ama Veysel çok iyi bilir. Allah Allah. Nöbet işini aranızda halledersiniz. Sen niye hiç nöbet tutmuyorsun Salih ağam? O kervancı başı kardeşim, nöbet tutmaz. Nöbetçi kimse ateşi kollasın. Sönerse donarız. İlk kim tutacak nöbeti? Ben tutarım. Peki. Uykun gelince birimizi uyandırırsın. Aha. Hadi Allah rahatlık Hadi versin Allah size. Allah rahatlık versin. Hadi Allah rahatlık. Kendin ettin yazık. Sevda ateşi, özlemle harlanan Veysel, düşüncelere dalmış o mağarada. Sevdiğiyle buluştuğu yer, konuşmaları, gülüşmeleri. Sultanın Veysel'e verdiği müjde. Ama hepsi bir bir geçmiş Veysel'in gözlerinden. Oldu. Ne çabuk. Uyan Salih abi. Tan yıldızı doğdu. Yola koyulma vakti. Yukarılarda, yükseklerde kar da dinmiştir. Rahat rahat gideriz şimdi. Bir bakayım ben şuna. Sen yanlış görmüşsündür. Bak. Bak işte orada. Tan yıldızı. Sarı yıldız o. Daha sabaha çok var. Uyuyun, uyuyun. Daha erkendir. Tan yıldızı o.
seher yıldızı. Birazdan günü arayacak. Yola koyulma vaktidir. Yıldızı gördüm Salih abi. Sabah olacak işte. Şuraya baksanıza, gün aydınlanmış zaten. Git işine Veysel. Bırak da uyuyalım ya. Gecenin bir karanlığında ne işimiz varmış yollarda? Bütün gece uyudunuz yeter. Kalkın, yola koyuluyoruz. Bak ya. Veysel, aceleni anlıyorum. Ama daha sabah epeyce vakit var. Sen yat biraz uyu. Ben tutarım nöbeti. Epey vakit var dediğin. Birazdan Tan Yıldızı gidecek. Yerine güneş doğacak Ali kardeş. Zaten uykumda kaçtı. Benim de. Toparlanın, yola koyuluyoruz. Sen de mi Veysel'den yanasın? Hani sarı yıldızlı o? Mavi yıldız mı oldu? Hadi. Gel de bunu Veysel'e anlat. Ben hazırım. Dağlar dize gelir de gönül dize gelmezmiş. Of affin Hani Tan Yıldızı'ydı? Hani hemen güneş doğacaktı? Salih Hasan'a sarı yıldız dedi, dinlemedin. İstediğini söyle. Tan Yıldızı o. Birazdan sabah olunca görürsün. Hadi diyelim senin dediğin gibi olsun. Bu havada yola çıkmak akıl kârı mı peki? Şu dağı açtık mı Sivas'a vardık demektir. Oradan köye ulaşmamız bir gün. Şu dağ dediğin dünyanın yolu. Hele bu karda oraya var bak, en az 3 günümüzü alır. Yol alıyoruz. Önemli olan da bu. Mağarada kalıp da ne yapacaktık? Bir telli turnu olmak vardı şimdi. Kanatlanıp tezelden sevdiğime varırdım. Yola çıkmakla hata ettik. İşine bak sen. Bir daha Veysel'le var ya, tövbeler olsun. Bırakıyor zaten bu işi. Çıksa da seninle çıkmaz. Karfanaya bastıracak. Allah yardımcımız olsun. Saplanmıştı Veysel. Elimi uzatıyordum. Tutamıyordu elimi. Üzülme kızım. Kabus görmüşsündür. Bataklık onu yutuyordu ana. Hiçbir şey yapamıyordum ben. Yüreğini ferah tut kızım. Birkaç güne kalmaz burada olur inşallah. Giderse hepimiz donup kalacağız burada. Hepsi benim yüzümden. Bunların hepsi benim yüzümden. Sığınacak bir yer bulmalıyız. Nerede bunlar? Harun! Osman! Neredesiniz? Veysel! Veysel! Ali kardeş! Veysel kardeş! Hadi. Salih abi! Veysel! Osman! Ali kardeş! Salih abi! Neredesiniz?
misiniz? Ali! Neyser! Yardım edin! Kurtarın beni! Ali kardeş! Hayırdır inşallah? Ömer emmi! Ömer emmi, çabuk meydana gelin. Bütün köylü orada toplanmış. Ne oldu evladım? Niye toplandı köy? Kervancılar. Ne olmuş kervancılara? Ne olmuş? Hepsi soğuktan donarak ölmüş. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.